Herkese kolay gelsin. Sesim geliyor mu? Selamlar. Ses versenize bir. Selamünaleyküm. Bununla nasıl taşa geçiyor şimdi? Bana bir anlatır mısın? Selamünaleyküm. Sesim geliyor mu dostlar? Aleykümselam. Geliyor yarram. Yarram derken? Seninle dost oluyoruz. Ne yapıyorsunuz yani, burada bu saatte? Yani yarram derken ya, yarram. Hayırdır bu gerginlik mi? Buradaki gerginliğin sebebi ne peki? Böyle bornozlaman... Arkadaşlar. Dostum. Bornozla gezmek. İstediğimle gezerim oğlum. Sana mı soracağım? Hadi doğru hadi bir laf sok. Bir laf sok hadi. Oğlum kahpe misiniz siz? Sana, bana sormayacaksın. Neyimiz? Evet. Ne yapıyorsunuz? Burada ne yapıyorsunuz bu saatte? Onu söyle. Amına koydum. Beni sen hiç alakadar etmesin. Oğlum niye küfür ediyorsun? Orospu çocuğu niye küfür ediyorsun? Ananızı sikerim şimdi tekrardan ha. Sakin ol. Bak tekrardan diyorum dikkat ettiysen. Bir kere yaşanmışlık var. Bir daha dedim bak dikkat ettiysen tekrardan diye bir. Ama senin ananı sikerim bak. Böyleyim sana. Yok ya. Senin var ya ananı götünden sikerim hem de. Ne komik mi lan yarrak orospu çocuğu. Abi Joker maskeli abi ama sen durduk yere küfür ettin ya. Konuş lan kardeşim. O bana küfür etti değil mi? Ben ona küfür etmedim. Ulan küfür etme lan bir dakika. At siki. Niye attın lan piç? Sus lan. Oğlum siz burada bir şey soracağım. Yok yok. Allah aşkına bir şey soracağım size. Delikanlı gibi bak. Siz burada iki tane gay orospu çocuğu gerizekalı ne yapıyorsunuz? Bana bunu bir açıklar mısın bana? İki tane. Senin ananı bekliyoruz da. Gelirse söyle. Senin ananı demek ki senin anan buraya çok geliyor ki benim anama da bekliyorsun. Yo. Senin ananı bekliyoruz. Anan bir gelirse güzel olur yani. Ananı bekliyoruz. Amına kodumuz salak. Senin anan hiçbir zaman gelemeyecek bir daha sana yavrum diyemeyecek. Çünkü ağzı dolu amına koyayım. Ve bundan sonra da sürekli ağzı dolu olacak. Ya çıkartmıyorum ağzından. Hadi bakalım ne yarram yiyeceksin? Valla anana sor. Anan daha iyi. Lan orospu çocuğu. Annenin memelerinden süt gelmeye başladı. Orospu çocuğu. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun sen? Senin anandan hiçbir şey gelmeye başladı. Ananı doğurttum. Bir daha doğurttum ananı. Amcık piç. Burada bir oyun oynayalım dedik. Anam baban yapıyorsunuz. Senin ananı var ya anneler gününde sikerim. Orası senin bak ananı sikerim şimdi bak. Anneler günü karıştırma özel bir gün. Anne özel bir hassas bir yer. Orospu'nun evladı. Anasını fırlattı. Anneye niye laf atıyorsun? Olur orospu çocuğu. Anan çünkü benim çok anneler gününü niye koyuyorsun içine? Babası özel gününe çıkmak istiyor belki. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi dostum? Bu oyunda şu omzunda kargo olan adamlardan ben bugüne kadar hayırlı bir şey görmedim. Sen nerede oturuyorsun koçum? Ben sana bir ziyarete geleyim. Gel Bağcılar'a gel. Bağcılar mı? Aa bizim memleket. Neresindesin Bağcılar'ın bakayım sen? Memleket. Anan daha iyi bilir her gün geliyor. Gel merkezdeyim ben. Dur sana gerçi sormama gerek yok. Bağcılar eskort yazınca ananın numarası adresi çıkıyor. Dur oradan ben gelirim bulurum. Hadi siktir şimdi köyüne orospunun tamam, çocuğu. Gel. Ha tamam gel. Niye tamam gel. Anasını siktim. Ananın amını çünkü molotofla yakacağım seni. O anana söyle ödemeyi peşin alsın bundan sonra. Bak sikip ondan sonra ödemem bak, nerede diye bir daha siktir kendine. Silay bir şey diyeceğim. Bak, bir dakika dur. Söyle bakalım. Senin bak, 19 Mayıs'ta gençliğini sikerim. Orospu şöyle seni. Ya orospunun evladı. Sen niye bu özel günlere bayramlarımızı katıyorsun içine? Amcık normal sıradan bir hafta sonra sikişsen fena daha mı kötü olur? Amcık orası çocuğu. Pazar öğleden sonra sikiş. İlla bir şey yapacaksan. Niye özel günlerde yani? Benim fantezi... Amcık orospu çocuğu ya. Benim fantezilerimden sana... Seni var ya 7 gün 24 saat çalıştıran patronunun ben anasını sikeyim. Senin de suçun yok burada doğru. Sen de özel gün bekliyorsun bir 31 için de. Neyse. Senin yaş kaç? Genco? Benim yaş kaç? Buralarda şöyle bir laf vardır bilir misin? Sana ne lazım? Sana kaç lazım? Bana bir şey oralar lazım değil. Peki? Senin yaşın kaçsa bana o lazım. Benim yaşım ben sana söyleyeyim. Benim orası yaş neresi? 27 santim. Ha, oldu mu? Ha? 27 santim. Oo, güzel, aynen güzel, öyle. Güzel. Aynen öyle. Güzel. Annen de beğenmiş. Ettiğin laflara göre bir şey yapmak istedim de. Ha, aynen öyle. Aynen öyle. De. Normalde 20 idi. Gençsin annenden daha, sonra gençsin, 7 santim attı amına koyayım. Oğlum bak Bağcılar'a gelip sizi sikerim abi. Bağcılar'a gelip sikerim sizi ha. Onu deyip de daha yapan adam görmedim. Öyle Allah bir baba Allah. Yiğit yok. Yok ya, neden yok? Tabii öyle bir baba yiğit yok. Oğlum yok, siz, ben size daha şöyle söyleyeyim. Olmadı. Bak mekana gelirim böyle elimin tersiyle tırnaklarımla suratına şöyle bunu sikerim senin ha. Derim. Bakma. Aynen öyle. Seni orada oğlum, bir posta döverim. Geldi. Yapma öyle şeyler. Bak elimin tersiyle suratına anan böyle çapraz geldi. Yukarıdan aşağı şeyler. Doğru çaprazlama vurdun mu? Tamam mı? Suratında o acıyı hissedersin. Aha. Ondan sonra ağlayala benden tavuk döner ekmek istersin, seni bir daha sikerim orada. Orospu çocuğu. Ama o tavuk dönere eğer ketçap mayonez koydurmazsan senin de ananı bir daha sikerim o zaman. İşte. O noktada. Ananın ağzına sikimin tersiyle bir vururum, görürsün ananın amana. Çok aman aman bir laf değildi. Neyse beyler, var mı bir isteğiniz? Ne olsun istiyorsun oğlum? Beyler var mı? Görüşürüz kardeşim, Allah'a emanet. Allah'a emanet olun Cansın. Eyvallah kanka, sen görüşürüz, sen de öyle. Allah'a emanet olun kanka, adaylı günler. Bir şey olursa buralardayız ha. İyi günler. Size karışanı anasını sikerim. Onu tamam, da söyleyeyim ha. Size burada eğer bir karışan olursa bana geliyorsunuz, size karışan olursa ondan anasını sikerim ha, bu iki çocuk bırlanta çocuklara karışan olursa. Ananın Ananın ismi ne? Ana, bak burada anancılık yapıldı. Özür diliyorum ben senin anandan ve evet, diğer orospu çocuğun annesinden özür diliyorum. İkinizden... Oğlum bak. Dostum harbiden bak. Özür diliyorum. Evet. Size burada ha, gerçekten evet, hani birbirimize evet, küfür ettik. Harbiden küfür olmasın. Evet. O işin şeyiydi kanka. O işin şakasıydı. Özel günleri katmayalım. Özel günlerde katma. Orospu çocuğu özel günlerde sikişmeye çalışıyor bir de utanmadan. Bağcılarda kendinize çok iyi bakın. Karışan olursa bir telefondayım ama haberiniz olsun. Allah'a emanet olun. Tamam kanka, eyvallah. Annenize çok selam söyleyin. Böyle bir arkadaş edindik deyin. Sen de selam söyle. Sen de selam söyle. Tamam Allah. Aleyküm selam. Burası. Bu lobi. Bu lobi. Zaten takımdasın, katılamaz mısın? Bakta kalmış olamam. Daha yeni girdim. Selamun aleyküm. Buyurun ana emanet. Aleyküm selam reis. Selam baba. Reis, burada kızlar burada mıydı? Kız mı bekliyorsunuz? Evet. Evet. Yok kanka, kızlar burada değildi. Yaş kaç lan senin? Göt. Kime diyorsun lan sen? Hanginiz üstünüze alınıyorsa, hanginiz gerçek götse ona diyorum. Ben de anlamını sikiyim. Yaşlar kaç bro? Bro ya, kanka sesim bayağı tatil geliyor kanka. Ben kaçtım, Allah'a emanet olun. Selamlar herkese, iyi geceler. İyi geceler. Ya ben resim yapmaktan hoşlanıyorum. Bazen böyle doğayı ve sanat icra etmek benim çok hoşuma gidiyor. Yani nasıl hoşuma gidiyor? İşte efendim söyleyeyim, bir akarsu gördüğüm zaman mesela oturup çizmeye çalışıyorum. Doğada bir şeyler gördüğüm zaman, kuşların uçuşması, kanat çırpmasını, mesela hiçbir kırlangıç göçüne tanıklık eden var mı burada bu lobide şu an? Kırlangıç, küçük olandan bahsediyorsun değil mi? Minnacık. Evet evet, küçük olanlardan bahsediyorum. Hiç tanıklık eden oldu mu burada? Biliyorum. Biliyorum, çok gördüm. Ne düşünüyorsun mesela? Onları gördüğün zaman sana ne hissettiriyor mesela bu olay? Aga ben onları çocukken görüyordum. O zaman köyde yaşıyordum ben. Koyunlarım vardı benim. 7 tane koyunum vardı. Çobanlık ediyordum. Çok görüyordum böyle mini minnacık. Ya renkliydi. Ben izlerdim onları. Çok severdim. Abi bir de şey var yani, o kırlangıçlar mesela göç ediyor değil mi? Yani sürekli göç halindeler. Görürdün sen de koyunlarını. Vallahi. O kadar çok bir bilgiye sahip değilim ama ben görüyordum yani orada. Sana eminim mesela bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu kırlangıçlar Büyük Okyanusu geçerken böyle sürekli böyle bir adaya iniyorlarmış. Tamam mı? Aa bir bakıyorlar gözlemciler, tamam mı? Yine sen küçüksün. O dönemlerde oluyor bu olay. Bir gözlemciler bir bakıyor abi. Kırlangıçlar kendilerini suya atıyorlar amına koyayım böyle. Yukarıdan iniyorlar suya. Ne düşünürdün böyle bir olay olduğu zaman? Görsem bunu gözlerinle. Vallahi ne bileyim, görmüyorum. Nasıl bir fikir götürüm onu bilmiyorum. Bro neymiş biliyor musun olay? Ben de yıllarca düşündüm, sonra açtım okudum, artık dayanamadım. Olay neymiş biliyor musun bro? Neymiş abi? Abi olay şeymiş, çok ilginç. Sen de çok dikkatini çekerim bu noktada. Kırlangıçlar abi genetik olarak, kırlangıçların büyük babaları, akbabalar yani. Zamanında oradan geçerken orada ada varmış abi. Adada inerlermiş, orada biraz dinlenirlermiş, biliyor musun? Yok artık. Valla. Bu da mesela sonrasında genetik olarak kırlangıçlara geçiyor. Hoş geldin bu arada. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Kırlangıçlardan ve kuşlardan bahsediyorduk. Kuşlar ve hayvan, zooloji. He, anlat. Biz de konuşsak. Tamam. Abi ne oluyor biliyor musun? Kırlangıçlar ondan sonra orada büyük babaları tabii orada mola veriyor ya. Genetik olarak o bir aktarılmış. Ulan bir bakıyorsun kırlangıçlar orada ada var zannedip suya atıyorlar kendilerine. Saçma anasını satayım ya. Saçma, bana sorarsa gerizekalılık. Ama işte genetik yani bu şey yani. Saçma mı? Evet, saçma. Görmüyor mu yani kırlangıç? Ha, kırlangıç büyük okyanusu nasıl geçiyor? O da bir konu tabii ki ama. Evet. Ha yani. Senin koyunların böyle garip olayları var mıydı? Anlatsana birazcık ya, hayvan sevgimiz çoğalsın. Kimin? Bu arkadaş niye kapattı mikrofonu, kulaklığını, her şeyini kapattı gitti amına koyayım. Kırlangıçlara mı üzüldü? Ha, kopmuş. Bağlantısı mı koptu onun? Şifre gitti. İnternet gitti onun kesin. Sen nereden bağlanıyorsun? Ben Azali. Azali ne ya? Azali'yim. Azeri'sin. He mi? Yaş kaç senin buru? Ne söylüyorum? Senin yaş kaç yaş? 16. Senin abi? 16. 16 mı? Senin? Oğlum RP yapıyorsan sikerim seni belan ha. Yok abi yok. Tamam, Azerbaycanca bir konuş bakayım, inanayım. Selam kardeş. Bu mu yani Azerbaycan? Bu kadar mı yani? Selam kardeş. Yok yok. Yok. Yok bak. Güzel. Ne diyeyim? Ne diyeyim abi? De ki abi seni gerçekten çok sevdim de ya. Evet. Seni çok istiyor. Dostum sen Azerbaycanca'da sana bir haberim var. Sen ne Türkçe biliyorsun ne Azerice biliyorsun. Bak sen hiçbir dil bilmiyorsun sen bak. Onu sana bir söyleyeyim öncelikle. Senin ilk işin önce bir dil öğren. Abi. Hangisi olduğu önemli değil şu dünyada. Abi diyorum. Bir tane öğren ama bak 16 yaşına gelmişsin daha agu diye dolanıyorsun, bir de burada PUBG Mobile oynamaya gelmişsin abisi. Sen dil bilmiyorsun. Abi ben diyorum Azerice. Bir tane Ricky Martin şarkısı söyle madem Azerisin. Abi şarkı bilmiyorum. Yani şarkı sevmiyorum değil. Şarkı. Nasıl şarkı sevmiyorsun? Abi hiç hoşum gelmiyor şarkılardan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Dostum yalnız sesi bu kadar kalın, takoz, odun gibi görünenleri bu lobiye almama kararı aldık ya. Kusura bakmazsan. Diyondaydın ya. Nasıl? Diyondaydın. Yok, bu kadar öküz gibi konuşanları ben bu lobide almama kararı aldım az önce de, sen girdin onun üstüne. Karara saygılı olalım birazcık. Böyle bir karar aldık. Cemal öküz mü diyordu? Anlatını tutmuyor mu oğlum? Abiye küfür etti la o pezemek. Dostum sen buralar bozar. Koyun. Ben sana söyleyeyim. Sen buralardan çık. Sen git Cin Ali serisini bitir. Selamünaleyküm. O mikrofonlar, kulaklık, her şey bir açılsın abi. İsimler gözükmüyor iyi. Selamünaleyküm. Abi niye çıkıyorsun ya? Burası ya. Buraya ben girmem lazım ya. Zortingen 20 kişi abonelik göndermiş. Çok teşekkür ediyorum Zortingen'cim. Herkese merhabalar. Hayat koçuyum. Aynı zamanda burçlarla çok ilgileniyorum. Herkese merhabalar. İyi akşamlar. Beni atmayın lütfen. Çok merak ettim şu an. Merhaba, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Şeye baksana, aslan burcu. Ben ayı burcuyum. Hocam. Hocam şimdi sırayla hepinize ben... Yaş kaç hocam? Hocam bakın şöyle yapalım. Bak o da bende şu an. Benle aynı eşitsin hocam. Ayı burcunu yorumlar mısınız? Ayı burcu. Ayı burcuna bakacağım da şu arkada yürüyen... Ne ya? Arkada yürüyor. Troll mü yürüyor? Ne yapıyor? Evi yıktı ya. Ha abi o şey... Pardon abi o akbaba. Şimdi millete gidiyor. Arkadaşlar. Burçlarımızı alalım önce. Evet. Önce bu adetlerde evet, lobi sahibi... Sanki. Bir dakika. Lobi sahibine önce burcu yorumlanır. Evet. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ne demek? İsmin neydi bu arada? Allah razı olsun. Hemen Gönül. Semen mi? Hocam sizin adınız? Yok. Gönül. 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 Ne alaka var? Evet hocam. Aynen. Sizin isminiz neydi hocam? Berk. Memnun oldum Berk Bey. Tanıyorum ben sizi. Bizi şeref ettiniz. Bir salladın gibi Berk. Yo, Sılay Berk. Nikimden de gördüğünüz gibi. Ama bu ses ne biçim değişik bir ses ya. Böyle haber spikeri gibi böyle bir şey. Gönül Hanım yaşınız kaç? Kanka bir şey söyleyeceğim. Bundan önce futbol spikerliği yaptım. 28 hocam. 28'ime girdim. Öyle mi? Maşallah. Şimdi evet, 28'ine girdiniz. Maşallah. Şimdi ben senden birkaç bilgi alsam evet, senin evrendeki yansımana bakalım mı hep beraber? Hep beraber bakalım olur. Yani Gönül hep beraber uzaydaki paralel evrenlerdeki hocam, Gönül mesela ne yapıyor şu anda? Onlara bakacağız. Arkadaşlar sesli olmadan konuşsun. Oha ya bu da bir şeydir. Arkadaş konuş. Şimdi Gönülcüm önce arkadaşlar önce Gönül'e yapacağım bu işlemi. Hoşunuza giderse veya isteyen olursa ona da yapalım. Bu birazcık da böyle dış dünyaya kapılarımızı açmakla alakalı Gönülcüm. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorsunuz hocam. Belki çok kapılarımız açıktır hocam. Harika, süper. Ona da bakacağım. Ona da bakacağım. Hepsine bakacağım. Nasıl bir şey oldu ya? Şimdi Gönül, burcunu tekrardan kendi isteğinle söylediğini bilmem lazım ama burcunu. O yüzden şunu demeni istiyorum. Ben hiçbir etki altında kalmadan ... burcuyum. Ben hiçbir yetki hiçbir şey altında kalmadan ben Aslan burcuyum. Çok güzel. Etkili o ya. Yetkili. Çok güzel. Tamam. Yetki. Olsun. O evrene gitti o mesaj. Türkçeme sokayım. Evrene gitti artık o mesaj. Buradaki amacımı ben size anlatayım. Amin. Şöyle. Şimdi kişi kendi isteği ve arzusu dışında enerji yönlendirmesini başkası tarafından yapamamaktadır. Yani benim bugün burada sana anlatacağım veya sana yapmanı isteyeceğim her şeyi aslında sen yapacaksın Gönül. Kabul ediyor musun? Tamam ben yapacağım. Kabul ediyorum. Aslan burcunun özelliklerini biliyor musun? Aslan burcunun özelliklerini biliyor musun? Vallahi biliyorum da sizden duymam daha iyi olacak şimdi. Sizden hocam dur bir Google yazayım. Şimdi Gönülcüğüm Aslan burcunun özellikleri bir kere bulunduğu ortamda hakimiyeti ele geçirmek isteyen bir burçtur. Maddiyata önem verir ama aynı zamanda yakın arkadaşlıkları da vardır. Kaybetmeyi çok sevmez, kazanmak ister. Hayatındaki olumsuz giden şeyleri hiç sevmez. Her şey olumlu gitsin ister. Her şey kendi kontrolünde olsun ister. İkili ilişkilerinde ise birazcık baskındır. Baskın bir karakterdir. Karşındakinin onun demeden, bazı şeyleri söylemeden yerine getirmesinden hoşlanır. Düşünceli bir eş veya bir partner gerekir yani Aslan burcuna. Şimdi bu noktada senin şimdi evrene... Eş partneri oraya geç. Evet. Oraya geç. Öyle bir şey. Benim ablam öyle bir şey. Hocam. Yani olası hocam, bir durumda. Şimdi ben ikizler burcuyum. Tamam. Ben de ikizler burcuyum ama sizin söylediğiniz şeyleri ben de kendi üzerime alındım açıkçası. Yani bu burçlar üzerindeki konuşulan şeyler aslında bir nevi insanların ortak noktaları değil mi? Hocam. Tabii, şimdi hocası. Reis doğru söylüyor reis. Sana şöyle anlatayım. Zaten bu noktada insanoğlunun birer parçaları olduğumuza göre hepimizde birbirimize benzer özellikler vardır ki bu olay aslında sadece burçlardan anlaşılabilecek kişisel özellikler burçlardan anlaşılmaz. Çünkü totalde 12 burç var. Bir küçük bir zırt alıyoruz ama hafiften bir zırtımızı alıyoruz ama. Ha şu an gitti. Hocam peki ben bir şey sorabilir miyim? Yüksek müsaadenizle. Kimden geliyor bu? Hocam biz şimdi gazetelerde falan görüyoruz. Hocam senden mi cızırtı geliyor ama? Senden mi cızırtı geliyor ikizler? Kimden? Yazarından yani önemi var. İkizlerden bir cızırtı geliyor ikizlerden. Geliyor mu şu an? Benden gelmiyor. Kesinlikle benden gelmiyor. Ne önemi var, senden geliyor kanka. Aynen. Neyse hep. Senden gelmiyor kanka, kapattım ben. Kanka bir mikrofonu kapatsana. Hocam şimdi biz gazetelerde görüyoruz her gün günlük burç yorumları var. Siz şu an balkona çıkıp yani gökyüzüne bakıp ayın gidişatını, güneşin gelişini izleyerek mi bu fikre kapıldınız? Yoksa genel burç yorumu mu yaptınız bu burçla ilgili? Şimdi ben şu anda aslında sana bir şey şöyle söyleyeyim. Şu anda daha henüz hiçbir şey yapmadım. Çünkü neden biliyor musun? Gönülün... Sorgulama yazdın hocam. Hayır. Gönülün arzusu ve isteği olmadan ben gönül hakkında herhangi bir ne özelliğini söyleyebilirim ne o özelliğini evrene gönderebilir. Belki gönül çok güzel bir ressam. Veya çok işte efendime söyleyeyim çok iyi bir müzisyen. Ama kendi içinde var olanı evrene göndermediği, evrenden geri döndürmediği sürece bunu gerçek hayatında asla ama asla kullanamaz. Hocam mesela bu bunun gibi bir şey mi? Mesela ben çok iyi bir jokey olabilirdim ama atla daha önce hiç tanışmamışım. Yani daha önce atla tanışmış olsaydım belki çok iyi bir jokey olabilirdim. Öyle bir şey mi? Aslında tam olarak böyle değil. Şöyle bir şey. Insanın... Sen atla tanışamadın da değil. Sen atla tanışmadın aslında. Neden tanışmadın biliyor musun? Jokey olma özelliğini evrene göndermedin. Sen zaten bu özelliğinin kapılarını açmış olsaydın sen bir atla zaten tanışacaktın. Konunun özü bu aslında. Hocam peki ben şu an 26 yaşındayım ve kendimi çok iyi tanıdığımı düşünüyorum. Benim bir burç yorumu yapabilir misin ya? Hocam müsaade varsa Gönül Hanım'ın zaten daha yapacağım. Ondan sonra sana geçeceğim. Bitmedi mi hocam? Hayır bitmedi. Daha Gönül Hanım'ın evren yolculuğuna daha çıkmadık bile yani. Atmosferden uzaklaşmadık. Tamam buyurun devam edin hocam. Daha atmosferden uzaklaşmadık bile. Hocam bir sorum var. Küçük bir sorum var. Tabii. Hocam şu an bizim bu bulunduğumuz ortam, şu anki ortamdaki insanlar bizim kaderimiz midir? Şimdi kadercilik çok başka bir şey. Bakın tam o konudan bahsedecektim. Önce Gönül Hanım'a odaklanacağım. Çocuk mantıklı bir şey söyledi bu arada. Siz sorularınızı daha sonra saklasanız, ikide bir benim şeyimi bölmeseniz. Evet. Doğru. Biz tutalım. Tamam. Gönül. Şimdi sana birkaç soru soracağım. Aya bir çıkalım. Bir dakika. Aya çıkalım. Gönülcüm sana birkaç soru soracağım şimdi. Çıkacağız hep beraber. Benim lafımı çaldın. Mesleğimiz nedir veya okuduk mu, okulumuz nedir ya da hangi bölümü bitirdik ya da? Serbest meslek. Ben kendim ev hanımıyım. Tamam, ev hanımısın. Ben ev hanımıyım. Evlisin. Evet. Evlisin. Yok değilim, artık boşandım. Artık boşandın, tamam. Harika. Tamamdır, sen bütün gerçeği söyledin ya, bütün büyüyü bozdun. Yok zaten ben bununla alakalı bir şey söylemeyeceğim. Yani... Benim arkadaşlar yanlış anlamayın. Ben burada Gönül'ün bir şeylerini bilmeye çalışmayacağım zaten. Sadece bir farkındalık yaratacağım. Gönül, şimdi yok kanka zaten şimdi evrenin öncelikle işleyiş yapısından ben size bahsetmek istiyorum. Evren işleyiş yapısında milyonlarca, milyarlarca evren var ve paralel evrenlerde başka gönüller de var oluyor. Diğer evrende gönül hiç evlenmedi. Öbür evrene baktığım zaman gönül orada ressam. Bambaşka bir evrene gidiyorum. Gönül hala evli mesela ve mutlu. Diğer evrene gidiyorum. Gönül'ün çoluk çocuğu var. Avengers mi izledin? Ben anlamadım. Hocam bölecek misin böyle yoksa ben bir şey anlatayım burada? Yok hocam, seni de anlıyorum. Yok. Paralel evren falan. Dostum seni de anlıyorum. Sen de şimdi odada birazcık hormonal olarak baskın olmaya çalışıyorsun. Anlıyorum, şov peşindesin. Komik olmaya çalışıyorsun. Ama hocam, işte bunu gel hep beraber evrene gönderelim. Anlattığınız şeyler filme bağlı yani. Dostum işte bu kadar film. Hocam, ama çok film izlemişsin. Birazcık filmleri izlemeyi bırak istersen, gerçek hayata bir dön. Hocam bahsettiğiniz olayda Allah yok, ben anlamadım yani. Paralel evren. Şimdi kanka. Nereden biliyorsun evreni kim yarattı? Evreni kimin yarattığıyla alakalı bir şey söyledik mi? Oha kanka abartma sakin. Allah'a inancımız hocam, tam 50 Allah tane gönül yarattınız oğlum, burada siz... ben anlamadım. Ay yani. Kardeşim, içine ettiniz, yemin ederim ha. Sen zaten bir şey söyleyeyim mi? Sen bir dinlemeyi öğrensen ya, belki anlamayı da öğreneceksin ama senin dinleme yetin gelişmemiş ki brom. Sen şu araya an... şaka yapmaya çalışıyorsun, burada şaka deneyliyorsun bizim üzerimizde. Pis pis şakalarına üstelik. Tamam hocam. Şimdi Gönülcüm bana şunu der misin? Ben uzaya uçmak istiyorum der misin? 3 kere sesli. Ben... uzaya uçmak istiyorum. Daha coşkulu olması lazım. Sen niye Türkçe yorumlusun? Daha coşkulu Türkçe. Ben uzay... Tamam, ben uzaya uçmak istiyorum. Ben uzaya uçmak istiyorum. Ben uzaya uçmak istiyorum. Uçtun Gönül, uçtun. Bir dakika uçtun. Uçtun. Tamam. Çok güzel. Üzerinde bir hafifleme var şu anda Gönülcüm. Şu anda tam olarak Venüs gezegenindesin Gönülcüm. Yani Venüs gezegeni de nedir? Aslan burcunun, Aslan burcunun kontrol altında tutan Venüs gezegenidir. Burada dikkat etmemiz gereken birkaç faktör var. Eğer şu an gökyüzündesin, Merkür'e yaklaşırsan eski kocanla tekrar barışma durumu söz konusu. Eğer eski kocanı hiç düşünmüyorsan derhal Merkür'den uzaklaşman gerekiyor şu anda Gönül. Gönül uzaklaş. Merkür'den mi? Şu an Merkür'den uzaklaşıyorum. Coşkulu bir şekilde Merkür'den uzaklaşıyorum diyeceksin. Merkür'den uzaklaşıyorum. Kaçtım da Merkür'den. Kaçtım. Şimdi şöyle diyeceksin. Kaçtım. Ben bir yıldızım. Ben bir deniz atayım. Ben bir yıldızım. Ben bir deniz atayım. Ben kendi kendime psikoloğuyum diyeceksin ve buna inanacaksın. Tabii ki de ona inanıyorum. Ben kendi psikoloğuyum. Kendi psikoloğum. Psikoloğum. Sen psikologsun, anladım. Ben kendi söküğümü dikebilen bir terziyim diyeceksin şimdi. Ben kendi... Bir daha söylesene bir. Ben kendi söküğümü dikebilen bir terziyim. Ben kendi söküğümü dikebilen bir terziyim. Şimdi Gönülcüm, evrene 3 tane dilek hakkın var. Bu dileklerini sesli bir şekilde bize söyler misin? Yönlendirmesini yapalım hemen. Dilek mi? Hemen. Burada şu anda içinden geçen 3 tane dilek tek tek tane tane. Bunları söyle. Şu anda uzaydasın yalnız. Ona göre yani senin ağzından çıkan her şey uzay boşluğunda sonsuza kadar gidiyor ve oraları dolaşıyor ve bize bir cevap getiriyor efendim. Şimdi ben şey mi söyleyeceğim? Bak tuttum bir tane dilek hakkı. Bak sana 3 dilek hakkı verdim. Bir dileğin bile yok. Öncelikle kendimizi evrene açmamız lazım. Dilek bile dileyemiyorsun. Dilek dileyebiliyor olman lazım. Dileyeceğim. Çünkü bu hayatın en önemli noktası istemeyi bilmek. İstemeyi bilmediğimiz noktada sonucu asla, bakın burası önemli. Asla. Asla, o arkadaki gerizekalı da dinlesin. Asla ulaşamayız. Gerizekalı babandır it. Dostum sana söylemedim. Uzay boşluğunda olduğumuz için orada farklı şeyler de var. Şimdi sen hemen üstüne alınma. Ha, kusura bakmayın. Ben... Evet Gönül, hala bir tane dilek hakkını kullanamadın. Ben mi ileride böyle bir iş sahibi olmak istiyorum? Tamam. Bak şimdi iş istiyorsun değil mi? Birinci dileğin iş istiyorsun. Hı. Ama şunu netlememiz lazım. Nasıl bir iş ve kaç para maaş istiyorsun? Bak bu detaylar çok önemli detaylar. 1000 üstü. 1000 lira maaş üstü mü? Milyonlar. Aynen. Ablacığım uzaydasın, 1000 lira mı istiyorsun? O kadar gittik Venüs'e kadar amına. 1000 lira mı abla yani? 1000 lirayı ben sana vereyim. Abi 1000 lira kadar istiyorsan yani gerçekten. 100.000. 100.000 hayır. 100.000 birimi de alalım. 100.000 Türk lirası mı istiyorsun? Hayır, biz TL ile çalışmıyoruz. Ne ile çalışıyorsunuz? Valla $100.000 olmaz. Biz euro. TL değil. Niye euro ile çalışıyorsunuz? Bir an bitcoin değil. Hı? Euro ile çalışıyoruz derken? Türkiye'de değilim ben. Hollanda'da olduğu için olabilir mi? Tamam, Hollanda'dasın. Hiç fark etmez. Kur farkını hesaplarız. Ha, sen şimdi TL istersin, belki orada kur farkından zarar ederiz yani. 100.000'in dönüştürümü falan filan. Direkt euro olarak isteyelim. Aylık mı istiyorsun 100.000 euroyu? Tabii ki de yani. Bak şimdi tamam, elimizin bir tane hedeflerimizden bir tanesi aylık 100.000 euro kazanabileceğimiz bir iş. Şimdi Aylık 100.000 euro kazanabileceğin belki birçok iş var. Ama senin hangi şartlarda çalışmanı istediğini söylemen lazım bize şimdi. Ben mi? Hangi şartlarda çalışmanı? Beynim yandı. Ya bak şöyle diyebilirsin. Masa başında çalışmak istiyorum. Sabah 9 akşam 5 çalışmak istiyorum. Evimde çalışmak istiyorum. Vallahi... El işi yapmak istiyorum diyebilirsin. OnlyFans'a katılmak istiyorum diyebilirsin. Ben direkt ben mi sabah 9-10'da başlasam 2'de bitirmek isterim. Tamam. 100.000 dolar. Malum 100.000 euro istiyorsun. Var. Yani. Aynen. Yok ama 100.000 euro evet, istiyoruz yani 5'e kadar çalışsak mı? Oldu. Biz o kadar çıktık oraya kadar. O kadar olsun. Yine de 5'e kadar yazayım. Mesai bitişini 5 yazayım mı yine de? Aynen. Çocuklara artık birini buluruz yani. Tamam 100.000 euroya bulunur çocuklar. Tamam o zaman Coşku'yla alırız yani biz. Coşku'yla senden şey isteyeceğim Gönül abla. Ben bir kırlangıçım ve kanatlarımla uçuyorum. Bunu coşkulu bir şekilde. Abla dalga geçiyor yoksa ben yanlış anladım. Pardon. Aynen yok ben inandım. Arkadaşım dalga geçmiyorum. Dalga olduğundan şüpheleniyorsan Gönül bunu hiç yapma. Çünkü bu sana ters teper yani. Enerji gönderiyoruz şurada. 2 dakika. Yok. Bu arkadaki gerizekalıya aynen, çok dinleme yani anladın mı? Bir saniye. Yok yok sana söylemedim dostum. Ay, şimdi söylemedim, düşünceler çok fazla düşüncesi geldi beynine. Onları dinleme. Sinem sen de dene. Yok Sinem abla. Yok yok kimseyle konuştuğumuz evet, yok. Sadece beynimizin içindeki düşüncelerden bahsediyorum. Beynimizin içinde bak düşünceler oluyor ya. Bu gerizekalı da pek olmuyor. Arkadaki gerizekalı da çok olmuyor ama normal insan beyninde o düşünceler oluyor mesela. O düşüncelerden bahsediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yengeç burcuna hemen bahsedeyim. Yengeç burcu eşine çok sadıktır. Belki de ablacığım şu an yanında eşin bile olabilir şu an. Eşinle yan yana olabilirsin şu anda. O kadar sadıksındır. Ayrılamaz yani eşinin dibinden. Doğru mu bildim yazarak veya konuşarak? Hayır. Evet diyor. İnşallah bana değildir olan. Tebrik ediyorum sizi gerçekten. Adınız neydi sizin hocam? Berk. Çok aynen başarılısınız gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Seni şimdi ama uzayda bıraktık ya. Seni şimdi biraz orada gezdirelim. Ay beni lütfen evime götürün. Tamam evinize götüreyim. Çocuklarım evde bekliyor. Tamam. 2 çocuğum var doğru mu? 2 çocuk var. Aynen. Nereden bildim? Sen bana 2 çocuğum var demedin. Demedim aynen. Öbür abla da evliyim dememişti. Evli miymiş abla? Evet. Abla sen evli misin? Bak tebrikler falan yazdı. Hocam? Evli. Onunla çocukları var mı peki? Merak ettim. Onun da çocukları vardı. Onun da var çocuğu evet. Onun da var. Ama onun sesini duyamadığım için onun enerjisine tam giremedim. Çocuklarının tam kaçtan sesini duymam lazım ve kendisinin beynine bir girmem lazım onun yani. O beyine girmem lazım ki ben oradaki enerjisel düşsel avuntularımı bir alayım oradan. Sinem Hanım lütfen sesinizi açın. Yok yok şöyle. Abla bir şey diyeceğim. Beynime değil ben size gireceğim hanımefendi. Siz yana girmeyeceksiniz. Kime giriyor lan? Arkadaşım enerjisel anlamda girişiyoruz. Ha, tamam. Abi bir dakika bölüyorum sizle bir şey diyeceğim. Tamam. Abla özele bakar mısın 2 dakika? Neden özele bakıyorsun dostum şu anda durup dururken? Yok yok. Bir şey hayır, arkadaştan çakardı. Yemin etsene benimle alakası olmadığına. Tamam. Yemin ederim yok. Bak şimdi bekle geliyorum. Yemin etmesine gerek yok ya. Zaten sen anlarsın. Bak geldi gördün mü arkadaşım? Neyi gerek anlarım? Bana laf mı sokuyorsun? Medyummemiş miyim ben amına koyayım? Bana laf mı sokuyorsun oradan doğru? Lütfen. Hocam ama, buyurun. Ama Gönül Hanım yani ben ama Gönül Hanım size burada tamam, ben burada bir çözüm önerisinde sunuyorum. Al uzayda tamam, bırakayım mı seni şimdi? Uzaydan bırakayım Gönül seni şimdi. Valla hocam lütfen bakın beni burada bir başıma uzayda bırakmayın. Uçmayı da bilmiyor. Nasıl geleceğim? Tamam hocam boş verin. Bak lütfen evde çocuklarım var. Bir de lütfen. O zaman dediklerimi tekrar yeryüzüne binelim. Tuttum dilek de bakalım. Hadi. Nereye iniş yapacağız? Tuttum dilek, tuttum dilek. Hocam tuttum dilek, tuttum dilek. Dilek değil ablacığım, sen niye dilek tutuyorsun? 2 tane çocuğum var, dilek diyeceksin ya. Dilek tut, dilek. Tamam, dilek tuttum dilek. Dilek diyorsun değil, ama. Dilek. Sen ama bir dilekle tutasın var. Evimin direği. Yar bana bir evimin direği. Yar bana evimin direği de bakalım. Yar bana evimin direği. Yar bana evimin direği. Eylesin cümbüşü alem. Evi. Eylesin cümbüşü. Eylesin cümbüşü alem. Eylesin cümbüşü alem. Hattı klabe gidelim madem. Hattı klabe gidelim madem. Kindergarten'a gittim. Kindergarten'a gittim. Kindergarten'a gittim. Kindergarten'a gittim. Kindergarten ablacığım. Kindergarten. Sen Hollanda'dasın, biliyor olman lazım bunları. Bir daha söyle. Kindergarten. Kindergarten'a gittim. Kindergarten'a gittim. Aynen. Çocuklarımı hep çok sevdim. Çocuklarımı hep çok sevdim. İnşallah hayırlı evlat olsunlar. İnşallah. İnşallah hayırlı evlat olsunlar. Okusunlar, büyüsünler, analarına baksınlar. Okusunlar, büyüsünler, analarına baksınlar. Tamam, çok güzel dileklerimizi ilettik. Bir de ama dileğimizin kabul olması için... Bir dakika, burada lafınızı bölüyorum ama... Evet. Diyor, ben sana dün oynadığımda sen bana 18 yaşındayım demedin mi? Ne ara gidiyorsun sen? Yok ya, ben seni kandırmışımdır. 18 mi? 18 mi dedim lan ben sana? Sen bana 18 dedin sen bana. Ben 18 yaşındayım ya da 22 yaşındayım, ne öyle bir şey de dedin. Ben şimdi sana öyle dedim. Kim o konuşan, kendini tanıtabilir mi? Ben şu an kimin konuştuğunu göremiyorum. Ben. Valla ben hiç hatırlamıyorum sana öyle dediğimi. Lan ben seninle dün oynadım da. Ben var demedim mi? Şeyim. Valla herhalde 22 yaşındayım ben. Demişsem de herhalde dalga geçmiş. Dalga değil de öylesine söylemişimdir yani. Yani ben lafınızı böldüm. Dinliyorum ben. İsim hadi neydi bay senin? Bay. İsim neydi? Dinliyorum ben öyle. Siz konuşun. Yani... İsmi neydi? Kim? Bak, ismini duyamadık. Ben kapattım, sessiz konu. Ama sen ismini söyle bari, öyle kapat. Prens. Şimdi size arkadaşım Doruk, kalbin kırıldı mı senin gerçekten? Hayır. Sanki böyle bir kırıldın gibi geldi bana ama. Yok lan. Efendim. Konuya dönelim. Lütfen konuyu dağıtmayın. Sen bizi kandırıyor musun? Gerçek misin? Yok valla gerçek. Bilmiyorum ki, ben hiç onu dediğimde hatırlamıyorum. Anladım. Belki öylesine söylemişimdir kanka, yani. Arada Gönül abla troll yapıyor. 28 yaşında Hollandalı 2 tane çocuğu var. Gerçek bu. Kocasından ayrıldı mı peki? Kocasından ayrıldı mı kesin bir şekilde, net? Ayrıldı kanka, ayrıldı. Ha. Şu an hayatında bir erkek yok. Kesinlikle yok. Ben hariç. Sen nesi oluyorsun? Ben küçük kardeşim böyle. Gönül, bir şey söyleyeceğim. Zor olmuyor mu ya tek kadın? Evet. Bir çocukla beraber? Hay. Ben keşke daha önceden beni aldatsaymış da ben daha önceden böyle tek kalsaymışım. Böyle rahatlık yok yani. Ya yok, sana şey soracağım yani. Ne bileyim, bir erkek elini... Sabahtan akşama kadar geziyor. Erkek eli değmesin. Valla çocuklara yani alıp... ihtiyaç. Yok ya, yapacak bir şey yok. Güvenilecek insan yok. Ya bu devirde evet ya, güvenilecek kimse yok ki zaten. Hani bir çöp dökme olur. Aynen, güvenim kırıldı daha. Ekmek alma olur. Kırıldı, ben bir daha evlenmem. Berk abi, Sinem abla sabahlar bağırıyor. Bir de onu anlatırım. Bu Liva Hanım da benim yan komşum olur. Belki. Liva abla var ya. Sinem Hanım, sesinizi alabilir miyim? Yengeç Burcu Sinem Hanım. Sesinizi alabilir miyim? Sesinizi. Müsait değil galiba. Müsait değil. Sinem Hanımcığım, gözlerinizi açmanız gereken bir konu hissediyorum sizde. Abi. Bu da yeni konu. Seninle benim burcumu da tahmin edebilir misin? Dostum. Senin burcunu tahmin etmek istemiyorum şu anda. Çünkü bu tarafa yöneldim. Yoğunlaştım. Yoğunluğumu istersen bölme. Saygı duy. Evet, tamam. Tamam, saygı duyuyorum hadi. Ya tamam. Buraya birazcık saygı duy ama yani. Madem hani bu bayağı bir şey yapıyoruz. Ya tamam. Yani tahmin edeceksin ya. Madem o kadar şey yapıyorsun ama. Dostum, tahmin et de biz de öğrenelim yani. Şimdi sen birazcık bu tarafa saygı duymayı öğren. Burada Gönül Hanım'la ya. Ve Gönül Hanım'la... Tamam onlar bekleriz zaten. Sen benim... Hayır kadının iki tane de çocuğu varmış. Ben de senin derdini anlıyorum. Geçen sana 18'im dedi. Sen şu anda onun derdine düştün. Sen onun derdine düştün. Sen zannediyorsun Gönül'ü... Hayır senin derdin burç öğrenmek değil. Senin derdin Gönül'ün çıtır Gönül zannettin sen onu. Bu kız iki hayır çocuk be. Annesi çıkınca senin şu anda hayallerin yıkıldı. Bana sarıyorsun şu anda. Evet, öyle bir şey yapsın onun. Ben 12 yaşındaki bir çocuğum. Yani ben nasıl 18 yaşındaki bir çocuğu sarkabilirim ki? Senin daha burcun ne kahramanlık yaptın ki? Senin daha burcun yetişmemiştir ki senin. Daha burcun oluşmamıştır daha senin. Oo ben biliyorum. Ya sallıyorsun var ya abi. Tamam ben sana ya, burcunu söyleyeyim mi sana? Öğrenelim bakalım ya. Öğrenelim bakalım ya. Kova mısın sen? Hayır. Kova değilsen, sen kesin hava grubusun. Kova ya da ateş. Koç musun? Hayır. Tamam. Senin olsa olsa sen Başak Burcu olursun senden olsa olsa. Hayır. Tamam bana bir şans daha ver. Sen Akrep Burcusun belli ki bu saatlerde burada takılıyorsun. Hayır. Ya, hayır sen nesin? Gönül Hanım. Bu orası çocuğun burcuyla mı uğraşacağız? Evet söyle. Teraziyim ben. Terazisin. Bak, uyduruyor arkadaşlar hiç inanmayın. Kardeşim. Uyduruyor senin ay burcunun inanmayın. Ne olduğunu sen farkında bile değilsin. Senin ay burcun kova amına koyayım. Siktir git büyü öğren önce ondan sonra gel bana sor ay burcunu. Ay burcum sen benim kaç yılında bile doğduğumu bilmiyorum. Nereden biliyorsun ay burcu olduğunu? Nasıl kaç yılında doğduğunu bilmiyorum ya. Sen 2009'da doğdun. Doğru muyum? Doğru. Yani doğru. Paşam ne oldu ama paşam? Bir dakika. Ama şimdi kanka, paşam şimdi ne oldu paşam? Ben 13 yaşındayım dedi zaten. Dostum. Zaten ben 13 yaşımı söyledim. Ben orayı duymadım ki orayı ben. Orayı duymadım ki ben. Nasıl duymadın ya? Orayı duymadım ama ben hissettim. Allah. 2009'da doğduğunu hissettim. Ya, onu da nasıl hissettin? 2009'un Ocak ayının daha ilk yıl başında. Demek... Dur. Senin annen ve baban 2009 yılına girildiği yıl başında kutlama yaptılar. O gece biraz yaramazlık yapıldı. Onu hissettim ben. Eylül'e doğru sen doğmuş oluyorsun. Tam bak benim hissiyatımla hiçbir şekilde yanlışlık olmaz. Ben Eylül'de doğmadım. Ekim'de doğmuş ol ya. Hadi Ekim'de doğmuş ol. 2014'ünde mi doğdun? Ekim'in kaçında? Kaçında doğdun? Ekim'in 4'üne doğdum ben. Ben ne dedim? 2004'ünde mi dedim? 14'ünde dedim sen lan. Kardeşim 4'ü bildin mi amına koyayım? Sen onu bana bir söyle. 4'ü bildin mi bilmedin mi ya? Ya birazcık da hani birazcık yok, şey yapayım. Araya girme. Sinem abla kurban kesecek bak. Araya girme. Ya, bir onun burcunu yapsın. Bir burcunu bir Sinem rica Hanım'ın ediyorum. Burcuna bakalım ya. Sinem Hanım siz Gönül Hanım'la aranızda tamam, Gönül sen cevap ver. Sinem'e bakıyorum şu anda. Aranızda bir para mevzusu var sizin ikinizin. Gönül'le Sinem. İkinizin arasında bir para mevzusu var mı Gönül? Var. Bunu nereden biliyorum? Aynen. O hayır diyor. Nereden biliyorsun? Ya. O hayır diyor. Bak var mı lan diyor. Şimdi dur o da hatırlayacak. Belki şey diyor. Ya var belki. Bak belki yok. Bak sus. İşler güzel. Ya, belki yok. Ufaklık. Belki yok. İlerisi var. Ufaklık var diyor. Belki yok ama bilerek var diyor. Yani belki yok. Bilerek var diyor. Nereden biliyorsun? Var. İş için diyor. Ya doğru, kardeşim ben bunu burada hissediyorum. Sen bir karışma ya. Niye giriyorsun? Ya hayır borç demedim bak. Para mevzusu var mı dedim. Beraber iş kuruyor olabilirsiniz. Aranızda bir alacak verecek durumu olabilir. Biriniz diğerine çikolata almış biri olabilir yani anladın mı? Bir para mevzusu var mı? Geleceğinde parayla alakalı bir şey görüyorum bu ikilide. Bir sus. Ya. Yok abi ya ben onu ben de biliyorum anasını satayım. Sevgili Gönül Hanım ben bu çocuk bu şekilde konuştuğu sürece ben analizlerimi tam gerçekleştiremiyorum yalnız. Prens devam edecek misin? Allah'ın adını getiriyorum. Susar mısın? Bir daha susmasam atacağım seni, haberin olsun. Konuşma. Oh. Tamam. Ben bir de bu çocuğa prens demeyelim, buna soytarı diyelim bundan sonra. Buna niye prens dedik de bu, biz bu burada o bir de kendisini bir bok zannediyor. Yani bunun 13 yaşında bunun götünü kaldıran da sizmişsiniz yani. Bunu da öğrenmiş olduk. Prens diye seslenirsen bu dombiliye. Tabii bu da kendini bir bok zannet, burada lafa girer. Vallahi. Bak. Ne diyeyim? Dombiliye. İnşallah fotoğrafı anlatmak daha zor ya. Armayan, sen de baya bir Arapça konuştun. Bu ne? Şimdi görüyorsun. Armayan. Sizin ikinizin beraber para mevzusu var dediğim nokta, beraber iş kurma olayınız var anladığım kadarıyla. Hı-hı. Aynen. Bu ticaret gibi görülüyor burada sanki. Ticaret yapacaksınız. Bir ticari bir şey giriyorsunuz. Evet. Benim buradan aldığım sinyaller bu konunun olumlu olduğu yönünde. Öyle mi? Alıyorsunuz. Olumlu mu? Evet, olumlu. Yalnız bakın burası çok önemli Gönül. İnşallah. Gönülcüm, burası çok önemli. Bu işe ne zaman girme süremiz nedir yani? Ne kadar kaç ay içerisinde biz bu işi şey yapacağız? Vallahi okullar bir açılsın en yakın zamanda yani. Kısa bir sürede. Bu işin sermayesi nedir? Sermaye isteyen bir iş midir bu? Vallahi biz o kadarını bilmiyoruz ama bilmiyorum. Ablacığım şimdi ben zaten sizin aranızdaki iş konusunu bildim. Sen de bana işle alakalı bir şeyler vereceksin. Ben bir sonraki basamağı yine ben bileceğim. Anladın mı? Böyle basamak. Bir basamak sen koyacaksın, bir basamak ben bileceğim. Arkadaşlar yıllardır bu işi yapıyorum. Bu Lobby Ghost değil. Onu sana söyleyeyim yani. Sinemcim. Ne? Çok anlamıyorum. Türkiye'ye geliyor musunuz belli bir sürede? Bu sene gelemediniz. Doğru muyum? Evet. Gelemedik. Bu sene gelemedik. Sinem gelmiş. Gelemedik. Sinem gelmiş ama Gönül'le ikinizin beraber hareketine ben baz aldığım için bu noktada. Ha, birlikte geliyor muyuz? Şimdi bu senenin sonuna doğru veya önümüzdeki senenin başında sizin bir Türkiye'ye gelme durumunuz söz konusu gibi duruyor Gönül. Abla gelin, vallahi gelin. Allah kahretsin, bak yemin ederim ki biz zaten planlıyorduk geleceğiz diye. Gerçekten mi? Öyle mi? Gelecek miyiz? Öyle mi? Geleceksiniz gibi duruyor ama şunlara da hemen o zaman araya evrene mesajımızı iletelim. Hiç orayı netleyelim hemen. Netleyelim o zaman hemen. Ben direkt çok kaçınacağım. Aha, beni de götürün. Şöyle diyelim. O zaman Gönül şöyle diyelim. Şu an uçağa biniyorum. Bir kuş kadar hafifim. Diyelim. Diyelim. Bu dediklerimi tekrarlayalım. Diyelim. Ne tekrarlayalım? Şu an uçağa biniyorum. Şu an uçağa biniyorum. Bir kuş kadar hafifim. Şu an bir uçağa biniyorum. Bir kuş kadar hafifim. Kanatlarımı çırpıyorum. Kanatlarımı çırpıyorum. Ve uçuyorum. Türkiye'ye gidiyorum. Sabiha'ya iniyorum. Eyvah, güldün. Pasaport kontrolünde sıkıntı çıktı. Bir dakika Gönül. Sakın. Geri aldım de. Hemen geri aldım de. Geri aldım. Uçmuyorum. İndim de. Uçmuyorum. Kanatlarımı çırpmıyorum. Vazgeçtim kanatlarımı çırpmaktan da. Kanatlarımı da çırpmıyorum. Vazgeçtim. Gönül bir daha. Sakın lütfen. Bir daha. Asla. Uçurttuğumda seni uçuruyorum ya ben. Seni uçurduğumda yere inmeden ne gülüyorsun ne bir de şaka yapıyorsun. Bak burada evrenin bunu konularda şey olmaz. Tövbe bir daha asla olmaz. Şimdi bir duşa giriyorsun zihninde. Zihin duşu alman lazım. Zihninle bir yıkan kendini yıka. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kere ağza, 3 kere burnuna. Gusül abdesti bu. Bu gusül abdesti, evet. Bildin, doğru. Zihninin de kendini yıka. Çok sevindim yanlış bir şey söylemediğim için. Evet evet, geri aldık zaten. Geri aldık zaten. Zihnimizde gusül abdesti alalım. Zihninde... Lütfen güldürtmeyin beni, ben ciddi olalım. Ama bak şimdi şu an gülebilirsin ama ta ki bu uçuşa girdiğimiz noktada gülmemen de lazım. Ciddiyetimizi evrene dik bir şekilde göndermemiz lazım. Ne sağa yatık göndereceğiz, ne sola yatık göndereceğiz. Dimdik. Dimdik gitmesi lazım bunun. Çünkü dik olmazsa eğer, dik olmazsa o yolculuk, o yolculuk ya çok uzun sürecek ya işte sonra ulaşamayacağız ya da çok kötü bir yolculuk olacak yani. Yani. Tamam, ben dikkat edeceğim. Tamam. Şimdi zihnimizde duş aldık mı? Aldık, bitti. Tamam. Sıcak suyla mı duş aldın, soğuk suyla mı duş aldın? Vallahi hava durumuna göre şey yaptım. Hava çok sıcak, biraz ılık suyla yıkadım. Ilık suyla mı yıkadın? İlk böyle suyu açtığında suyu kontrol... Bak burada sorduğum sorular kritik. Tabii. İlk zihninle o suyu açtığında... Aç suyu. Aç suyu, aç şimdi. Suyu açtım. Direkt bir soğuk su geliyor. Ben onu kontrol ettim. Ha, şu an elle, bir kontrol et. Baktım. Tamam. Nerenle kontrol ediyorsun suyu? Bakıyorum. Parmağımla. Parmağınla değil. Dirseğinle. Dirseğinle. Dirseğinle tamam. Bir kontrol et. Vallahi istersen ayak parmağımla da kontrol edebilirim yani. Ayak parmak da olur. Ayakların kaç numara bu arada Gönül? Ona göre çünkü ben ayak 44. Ben mi? 44. Tövbe estağfurullah. Bir yanlışlık yapmayalım. Bir bak çarpılırız sonra. Bak burada bir yanlışlık olmasın. Ben 38. 38. Evet. Bu zihin dışına girerken ayaklarında oje var mı yok mu? Burası önemli. İşlemeyebilir. Hocam biz abdest alırken oje kullanmıyoruz hocam, hayır. Tamam, şu an bu zihin duşunda ojem var mı yok mu? Yani 38 ojeli mi diyeceğiz, yok. 38 ojesiz mi diye ben not alayım buraya. Ojesiz. Sürecek miyiz peki? Duştan çıkınca sürer miyiz, sürmez miyiz? Yok, sürmeyiz hocam. Tamam. Tamam, zihin duşuna gir o zaman, suyun altına gir zihninde. Giriyoruz. Tamam, şıkır şıkır. Ağzına şöyle yap. Şıkır şıkır şıkır. Su sesi yap ağzına. Şıkır şıkır şıkır. Tamam. Yıkan iyice. İyice. Çitile iyice. Ama bak yapmıyorsun. Bakma. Bak yapmıyorsun ama ben. Bir dakika bırak. Ben şu an hissedemiyorum. Bir dakika bırak. Bir şey deneyeceğim. Tamam bak, hissedeceğim. Ne yapıyorsun? Ağzımı çarkalamıyorum. Ciddiden ağzını mı çalkaladın yoksa? Yok, ağzımı çalkaladım ya, ağzımı çalkaladım. Daha gerçekçi olsun diye. Gidip çalkaladın mı? Yok çalkaladım. Tamam, şimdi bir bardak su var mı yanında? Alayım. Tamam, bir bardak su al. Bir bardak su al yanıma. Yanımıza bir bardak su alalım. Alalım. İnşallah bunu kafana dökmezsin. Yok kafana dökmeyeceğiz. Allah'ım bu gerçekse beni affet ya. Evet. Bak gerçekten bu chat yüzünden yaşanıyor şu an bu olaylar. Beni buraya zorladılar, Allah'ım lütfen beni affet. Katmanın en dibine girdik. Tamam, geldim. Su yandı. Gönül Hanım suyumuzu şimdi bir yudum su alalım ağzımıza. Bir yudum. Evet. Sonra içelim, onu içelim artık. Bir yudum içeceğim. Tamam. Evet. İçtim. Şimdi yalnız o yutkunma sesini ben tam alamadım Gönül. Yutkunma sesini alamadım. Bir yudum daha al, yutkunarak bir duyayım o yutkunmayı. Ses sonu alacaksınız. Evet. Aldınız mı? Oradan aldım, evet. Oradan aldım. Şimdi Gönül, içindeki bütün sorunları, içindeki bütün pislikleri, senin hayatındaki bütün negatif enerjilerin hepsini ağzında topladığını düşün, böyle ağzında biriktiriyorsun. Bardağa tüküreceksin. Tükür bardağa, duyalım. Bir daha alacağım, tüküreceğim bardağa. Hayır. Bardağın içine. Bardağın içinde su var değil mi bardağın içinde? Tamam. İçindeki bütün pisliği, senin hayatındaki bütün negatifliği düşünüyorsun. Ağzının ucuna kadar geldiğini hayal et onun. Tamam. Tamam. Şimdi o bardağın içine bir yudum tükürüyorsun. Duyalım. Ha, tamam, hemen. Gönül, duyamadım. Ben bayağı bir birikmişim. Abla tükürdüğünü duyamadık. Tükürdün mü Gönül o bardağa? Evet, duymadınız mı? İsterseniz bir daha yapayım. Bir daha tükür. Ben yapayım abi. Bir dakika, sessiz arkadaşlar. Burası çok önemli ya. En önemli yerinde kaynatmayın. Evet Gönül, bir daha tükür. Tükürdüm, bir daha tükür. Duyamıyorum. O eski şeyli. Bir dakika, çok gaza geleyim. Eski şeylerimi, yaşadığım şeyler. Valla midem bulandı ya. Bulanacak, o normal. Mide bulanması normal. Panik yok. Mide bulanması normal şu anda. Abla tükür artık. Tükürdüm. Ama duyamıyoruz Gönül. Duymamız lazım. Ses enerjisini dışarı çıkıyor. Ama susmuyorsunuz ki bak. Tamam. Şimdi bardağı eline al. Çalkala elinde şöyle. Bardağı çalkalıyorsun elinle. He. Senden kurtuluyorum. Seni yeniyorum. Senden, bak bu cümleler çok kritik. Senden kurtuluyorum. Tamam. Seni yeniyorum diyorsun ve bardakla beraber, tükürüklü bardağınla beraber hepsini içiyorsun. Sesli, yüksek sesli. Tek de içmen lazım. Ne oldu? Eyvah, inşallah öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey yapmaz. Öyle bir şey yapmaz kanka. Hayatta yapmaz. Hayır hayır, içmesi lazım. Şu anda buradan geri dönemeyiz. Dediklerimi tekrar ediyorsun. İş yapmadım. Bir daha söyle. Senden kurtuluyorum, seni terk ediyorum. Senden kurtuluyorum, seni terk ediyorum. Bunu defalarca söylüyorsun. Senden tükürüklü bardak, bak tükürüklü bardağına içmen lazım suyu. O içme sesi gelsin. Sessiz ol. İçme sesi gelsin, burası çok önemli. Sessiz ol. İçme sesini duyacağız, o tükürüklü bardağı içiyorsun. Gönül, hemen içiyorsun şu an. İç. Tamam. Duyamadık Gönülcüğüm. Bizi mi kandırıyorsun? Şimdi, yok. Şimdi ne yaptım? Senden kurtuluyorum, senden nefret ediyorum. Evet. Evet. Tamam. İçiyorum. İç. İç abla, afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç susamamıştım ama neyse. Nasıl tadı? Hepsini mi bitirmem lazım? Evet, hepsini bitirmen lazım Gönül. Ha, bakayım tatlarına. Şeker az falan. Ay sanki böyle acı, gerçekten hakikaten ha. Bende mi şey var? Sanki su acı ya. Şimdi ne yaptık biliyor musun Gönül? Gönül, şimdi ne yaptık biliyor musun? Heh, ne yaptık? Şu an o suyun acı olması kadar başka hayatta herhangi başka yani normal bir şey olamaz yani. O suda acı olması o kadar normal ki şu an. Öyle söyleyeyim sana. İnanılmaz normal yani o sunun acı olması. Öyle söyleyeyim sana. Çünkü neden biliyor musun? İçindeki bütün kötü enerjinin, nefretlik duygularının, her şeyi attın. Bardağa attın. Ve şu an o bardağı içtin. Şu an o bardaktaki içindeki kötü enerjiyle sana birazcık acı geldi. Gönülcüğüm, şimdi senden seni bekleyeceğiz. Git bir tuvaletini yapıyorsun. İşiyorsun, geliyorsun buraya. Ve kurtuluyoruz bunlardan. Yok artık. Evet evet, mecbur. Valla ben içimde tutar mı onları? Hayır hayır, tuvaletini yapman lazım. Neyse o zaman siz bir bekleyin. Aslında... Telefonla gidebiliyor musun? Telefonla gidebiliyorsan telefonu da al yanına. Tabii canım. Yok artık. Hayır yani sesi kapat da en azından belki sifonu duyalım istiyorum yani. Açacağım sesi. Sifonu duymamız şart bu arada. Onu söyleyeyim Gönül. Buraya kadar geldik, bunu yapalım artık. Allah'ım affet yarabbim. Fırtınadan önceki sessizlik. Yes be yes. En iyi dönemimdeyim yes. İşte. Allah'ım ben ne yaptırıyorum ya. Sifon sesinin gelmesi şart. Abla sifon sesini. Vay. Böyle bir şey. Neyse. İçeri gidiyorum. Abla çek artık şu sifonu. Ah. Çektim ya, daha kaç kere çekeceğim. Aa, iyice gitti mi yani? Çektim. Temizlendi mi iyice orası? Gitti. Tamam. Aa, sanki sıçtım ha. Bir şey söyleyeceğim Gönül. Sen de fark etmişsindir. Küçük bir yanma falan bir şey oldu mu? Olmadıysa çok... Oldu mu olmadı mı bak? Olmadıysa çok iyi. Olmasın lazım, olmamasın lazım. Şimdi ikisi de olabilir. Bu burada beklediğimiz sonuç, her ikisi de olabiliyor burada. Oldu mu Gönül? Ben de bu aradaki defterimi aldım. İyi. Defterimi aldım şimdi. Gönül'ün yıldızına bakıyorum. Yok iyi, güzel. Tamam. Şu an ne yaptık Gönül? İçindeki bütün her şeyi döktün. Senin kötü enerjini ve efendime söyleyeyim, senin önüne engel koyabilecek işleri engelledin, önüne geçtin. Yani abi. Efendim piç, prens, pardon. Prens mi konuşuyor? İyi akşamlar, görüşürüz abi. Görüşürüz canım, kardeşim benim. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi git artık. Güle güle. Evet Gönül, şimdi Gönül şimdi bize kendini anlat. Şimdi eskisinden ne kadar daha iyi olduğunu anlat. Çok daha iyiyim. Kendimi daha iyi hissediyorum. Evet. Rahatlamış hissediyorum. Evet. İnşallah hep böyle olurum. Evet. Sesinden de belli olduğu gibi. Evet. Böyle bir rahatlama geldi. Şu anda lobiye ilk girdiğimde ses tonunla şu ses tonun arasındaki farkı sen görsen var ya. Şu an bu iki ses tonunun arasındaki farkı bir görsen. Görsen işte. Ah duysaydın da ben benim o ilk geldiğimde... Siz anlıyorsunuz değil mi? Evet kesinlikle. Siz anladınız. Evet. Yani bir de sayenizde. Çok teşekkür ederim. Ben böyle bir şey görmedim. Yani aslında bunu günlük yapmamız lazım. Bunu normalde günlük yapmamız lazım. Her bir bardak su içiyorsak bir bardakla tükürüp içmemiz lazım. Sonra da işememiz lazım. 2 bardağı da işememiz lazım ama. Şöyle işeyemezsek de bu birazcık sıkıntı Gönülcüm aslında. Bunu şöyle de yapabilirsin. Bunu çocuklarına da yapabilirsin. Yemeklere falan birazcık tükürebilirsin. Atıyorum. Lezzet de katar. Hatta eski kocanla iletişim kurabiliyorsan onda kalan negatifleri gidermek için de onun da içtiği yediği bir şeylere tükürebilirsin. Maalesef ben nerede yaşadığını bile bilmiyorum. Bilmiyorum valla. Anladım. Zor olmuyor mu ya tek yaşamak? Yo çok rahat valla. Her şeyi kendi istediğim gibi yapıyorum valla. Çok rahat, çok da güzel. Tavsiye ederim. Evlenenler boşansın. Bir şey söyleyeceğim. Gelir olayı yani. Nasıl? O da güzel. Mesle güzel. Nereden geliyor yani? Nafakadan mı geliyor yoksa hani ev hanımıyım dedim çalışmıyorum. Nafaka. Kaç çalışmıyorum bin... aynen. Kaç bin euro? 1200. 1200 euro. İyi. Türkiye şartlarında iyi de yani o tarafta nasıl olur bilemiyorum. Yo iyi. 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 Gidelim mi İstanbul'a? Gidelim mi İstanbul'a? Ne diyorsun? Hazır mısın? Hazırız. Aynen. İstanbul'da teyzem de var. Teyzemi de görürüm artık. Tamam. Ben? Teyzemi de görürüm. Başka kim var İstanbul'da? Başka İstanbul'da yok. Kimsem yok. Gitsem kulüplere giderim. Nereye gidersin? Unuttun abi beni. Kulüplere gideriz Sinem'le. Biz ne olacağız Gönül? Geleceğim buraya kadar, senin o kadar içindeki pisliği temizledik sabahtan beri. Sensiz gider miyiz? Aşk olsun ya. Tabii ki. Sen de geliyorsun ya benimle. Hayır ben ya. Ben sensiz nereye gidiyorum? Saçmalama hocam. Tamam da yani buraya geldiğinde hani bir alo dersin herhalde yani o kadar da. Tabii ki de. Saçmalama. Olmadı hani ben seni alırım gezdiririm de yani hani gece kulüpleri falan. Yani ben tek gider miyim Allah aşkına? Yok o zaman şey yapalım sen bana yaz hotmail'ini yaz bana istersen özelden. Hotmail mi? İşte ne kullanıyorsun? Google.d mi kullanıyorsun artık? Ne kullanıyorsan yani. iCloud. iPhone kullanıyor ya. Şeyleri kullanmıyor galiba. Yani iletişim. O ne lan? Yok hani iletişim. Yani Instagram falan filan anladın mı? He. Anladım. O şekilde diyorum yani Gönül. Beraber olmadı tükürürüz bir akşam. Ya biz daha nerelere yürüyeceğiz uzaylara kadar falan. Senle İstanbul'da bir denize tükürürüz mesela. O da güzel oluyor. Bu sefer denize mi tüküreceğiz? Vallahi her şey tüküreceğiz. Onu geldiğinde işte tükürmeli. Geldiğinde yapacağız onları. Sinem. Ben Sinem'e de tükürsem olur mu acaba? Sinem'in suratına bir tükürsene. Sinem'in suratına bir tükürsene. Sinem. Tüh yap şöyle Sinem. Vallahi aynı katta Sinem Allah seni kahretsin. Puh Sinem seni. Sinem Allah seni. Mutlu mutlu kocasıyla orada yatıyor uyuyor. Burada biz burada yalnız yatıyoruz uyuyoruz. Aynen valla ben yastığıma sarılıyorum çocuklara sarılıyorum. Sinem ablaya niye tükürüyorsunuz ya siz? Ya. Ayıp günah. Hocam yok şaka yaptım. Hocam. Ama bu artık şaka değil bu yalan oluyor. Bu yalan oluyor. Bak nazar değmesin diye kocam yok şaka yaptım dedi. Gördünüz mü arkadaşlar? Nazar değmesin diye. Aa, gerçekten bizim... çok bir hafifledim ha. Vallahi hafifledin. Kalk oyna istersen içindeki enerji at. Kalk oyna. Şarkı falan söyle yorgun, bak gerçekten böyle durumlarda şarkı falan söylenir ha bu arada. Hadi bir şeyler söyle bize. Seni anan gibi falan böyle bir şeyler söyle hadi. Enerjimizi tam bir atalım o zaman. Ben dün en lobide olacaktınız var ya ben de Sinem bir şarkılar söyledik. Allah. Ne güzeldi lan o. Ben şimdi Sinem bana bir hallenme geldi. Allah. Pardon. Bir hallenme geldi bana. Hocam. Ben şimdi sana evet, enerjisel benim... bir şarkı göndereyim mi sana? Enerjisel. Enerjisel ne bir şarkı hocam orada? Mi? Bir dakika. Enerjisel bir şarkı göndereyim mi? Hemen gönderiyorum. Hocam beni korkut. Hemen gönderin valla orada sık kovalıyorlar galiba. Enerjisel bir şarkı gönderiyorum sana hazırsan. Valla şarkı falan söylersen yani birden bizi şaşırtma böyle bir güzel bir ses, bir gitar, bir şey. Sanki oradan böyle şeyler çıkacakmış gibi. Sinem bendesin şu anda. Hı? Bendesin Sinem. Okey yazdım. Sinem mi sende? Yok yok. Sinem bende değil ya. Sinem'in ne işi var? Gönül bende Gönül. Nasıl? Enerjisel şeye girdim. Bak Sinem'i enerji sokmaya çalıştı aramıza Gönül. Ay Sinem inanmıyorum sana. Harbiden Sinem ayıp Sinem yani. Abla, Sinem abla. Sinem abla. Bir dakika dur şurada Gönül'e yapacağız. Bak, yani. Aranıza giriyor bak. Lütfen Sinem. Aha valla Gönül abla dünden arayı bozmuş. Ay lan ne oluyor? Bu mu çalıyor şimdi? Ben çalıyorum ben. Kalbim gitti. Abla bir tane Arabistan'da geldi. O benden. Gönülle doğdum, seninle yaşıyorum. Bir parça ekmek suya ne olur. Abla sesim, abi sesim güzel değil zorlama. Nasıl? Sesim geliyor mu? Şimdi nasıl? Ses bir iki. Sesin çok şey geliyor. Hiç yani kısık kısık. Gönül duyuyor musun beni? O güzel günleri. Hayalet sen de hadi. Gönüllerde yaşıyor orada iki tane velediyle bu gece gönül haydi sen de söyle bunu çok uzak dedim gidemem gelince beklerim seni bütün gece ne olur biraz daha at bana gönül. Yazamadım ya. Durdum baktım yine sen yoksun hiç yanımda. Sesim iyi mi? Şu an geliyor mu? Hey. Geliyor kanka. Eline ağzına sağlık. Ben bittim. Yani ben böyle bir şey daha beklemedim. Gönüllerde açtın bir çiçek gibi. Abi gittim ben. Sen de mi çalıyorsun yok artık? Haydi gönül, haydi gönül, haydi gönül, şimdi gönül, şimdi gönül, tükür, tükür, tükür. Ana şey yapıyormuş gibi. Pencere. Tükürmen lazım gönül burada. Güldüm. Nerede? Allah tükürdüm ben şimdi. Tamam tükür ne olacak ki? He tükürdün de o yüzden. Ne diyorduk ya? Şimdi ay sesin ne kadar güzel bayıldım. Beğendin mi? Değil mi? Çok. Teşekkür ediyorum. Ama sen bir daha şarkı söyleme olur mu? Ben bayılırım. Geldiğinde bayıltayım. Geldiğinde söyleyeyim sana o zaman bir şarkı. İnşallah. Ama inşallah da maşallah da olmuyor ki hayat. Sinem bizimle beraber gelmemeli. Efendim? Sinem çok gelmeli. Babam var mı? Kim var mı? Araban var mı senin? Arabam var. Söyle. Var araba var. Markası ne? Meraktan. BMW. Kaç? Hangi model? 520. Tamam. Şükürler olsun. Tamamdır. Niye ki? Ne şükürler. Benim 525'ti de ondan benimkinden yüksek olmadı. Yalnız ben öyle takıntılıyım daha. Dostum Range Rover'dan bahsetmedim ama. Bir tane de Range Rover var. Abi istersen ben sana Instagram'ımı vereyim. İstiyorsan, bir hikaye yok, şeylerin öne çıkanları kontrol et. Şöyle yapalım. Sen belli ki biraz... İstanbul'da mısın abi? Bir dakika. Bir şey soracağım. İstanbul'da mısın? Evet. İstanbul'un neresindesin? Bu Beşiktaş tarafındayım. Tamam abi. Yarın görüşelim. Olur mu? Ben söylediğin yere geleyim. Bebek tarafındayım yalnız. Oraya gelebilir misin? Tamam. Hiç sıkıntı yok. Ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. Hiç sıkıntı yok. Beylikdüzü ama ki... birazcık... Bir yer. Beylikdüzü biraz fakir yeri değil mi ya? Bayağı bir fakir abi. Ne demezsin. Ben geldiğimde görüşürüz. Sen de para mı olduğunu iddia ediyorsun? Bilmem abi. Bilmiyorum. Yarın görüşelim. İstek attım. Tamam. Range'le mi geleyim? Klaba götürürsün ya. Range Rover'la mı geleyim son kasa? BMW'yle mi geleyim? Vallahi abi Son yani model. kafana göre range'le gel ya, range'le gel. Range'le geleyim istiyorsan. Benim arabayla gideriz. Çok konforlu BMW'ye göre. Tamam, sıkıntı yok. Ben BMW ile gelmeyeceğim için Neyle sıkıntı yok. geleceksin? Geldiğimde görüşürüz abi. Sana ben yarın hayatının gününü yaşatayım mı lan? Benim tekne de var çünkü. Oo, bak işte o bende yok. Bak sana şöyle bir güzellik yapayım kardeşim. Adın ne senin? Kaan abi. Kaan. Var mı kız arkadaşın falan, bir şey var mı? Var abi. Sana bak şöyle bir güzellik yapayım. Kaptanı da vereyim. Tekneyi de vereyim. Git açıl amına koyayım kızla. Tamam mı? Güzel romantik. Bir de sana bir de mutfak Şaka görevlisi vereyim. yapıyorsun. Oğlum ciddiyim bak. Muhabbetinizi sevdim. Bir de sana ben bir mutfak ayarlayayım sana bir tane de. Size güzel bir yemek, güzel bir şampanya, artık ne içiyorsanız yani. Şöyle güzel bir Tamam abi, bir dakika beklersin. Ben tabii. yazıp geliyorum hemen. Kime yazıyorsun? Nereden nereye? Yaz yarın müsaitse. Vallahi ayarlıyorum şu anda. Ayarlıyorum. Bir hatta bir dakika. Bilmem, artık biz de gittiğimizde biz de alır gideriz. Ben seni zaten hayatım, ben seni zaten tekneye bindirmeden indirmem yani, öyle söyleyeyim sana. Ben seni kesinlikle, hatta çocuğu arayayım, bir dakika çocuğu arıyorum. Yarın ayarlatıyorum. Kardeşimin adı neydi? Tamam. Bekle ben ayarlıyorum kanka senin adını. Şey işini. Efendim buyurun Çağrı Bey. İbrahim. Efendim. Şimdi bizim Bebek'te iskeledeki teknelerden bir tanesi yarın boş olan var mı? Tabii var, ayarlarız. Şimdi yarın çok özel bir arkadaşımı göndereceğim oraya. Ben gelemeyebilirim Evet. ama arkadaşıma göndereceğim. Evet. Kız arkadaşıyla gelecek. Evet. Bizim büyük tekne ayarlasana, eğer doluysa da onu boşalt. Tamamdır. Tamamdır Tamam, Çağrı bir Bey, tane ayarlıyorum hemen. 6 kişilik bir mutfak ayarla 6 ekibi. kişilik mutfak. Aynen, Evet. 6 kişilik mutfak ayarla. Bir dakika sorayım. Kanka, kardeşim et mi, tavuk mu, balık mı, ne dersin? Balık olsun abi. Tamam. Balık çeşitleri ayarla. Sen şimdi bu Balık. genç Tamam. arkadaşlara şey yapacağız. Bol bol çeşitini ayarla. E, kaç gibi bir dakika. Dikkat. Kaç gibi gelirsin kardeşim? Yani abi öğlen 12'den sonra olsun. Ka- Diğer saatler bizim için bir önemi yok. Kaç saat Hangi saat takılmayı söylersin? düşünüyorsun? Kaç saat takılmayı düşünüyorsun? Ay, sen kaç saat bize verebilirsen. Gerekirse 24 saatte takılışlar Dostum ben artık. sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben sana vereyim tekneyi, sana vereyim, bir hafta sonra geri getir hatta yani. O kadar ben sana veririm yani şu an. Öyle söyleyeyim sana. Evet, yok abi o kadara gerek İbrahim yok. sen ne Gece yapıyorsun biliyor 2 musun? Evet Berk 2 Bey. gibi dönüş. İbrahim sen şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Sen Çünkü- bir tane 2 tane Don Perignon ayarla. Tamam mı? Tekneye 2 tane Tamam. Don Perignon ayarla bu çocuklara. Şaka gibi. Ondan sonra sen ekstra oraya yeme içme ayarla. Yemek ekibi yemeği hazırladıktan sonra siktirsinler gitsinler, tekneden attı yüzüyorlar mı ne bok yiyorlarsa çıksınlar gitsinler tekneden. Kaptan teknenin arka tarafına gelmeyecek. Evet. Tamam mı? Bak bunları not al. Evet evet değil. Not alıyorum Notunu efendim. al. Evet. Al notunu. Alıyorum efendim. Tamam. Senin bu arada Venüs'teki enerjini toparlamamışsın bu gece. Ben günün kapanışlarına bakıyorum. Saat 2:45 oldu. Venüs'te hala enerji sinyallerin duruyor. Özür dilerim Berk Bey, özür dilerim. Onlara bir yoğunlaşalım. Ya onları saat 4'e kadar onları yoğunlaşalım. Özür dilerim. Hemen hallediyorum Tamam, onları. onları da hallediyorsun. Bu kardeşimin ben sana mesajını atacağım şimdi, eğer kendisi gelecekse eğer. Sen yine de hazırda Tamamdır tut. Berk Bey. Sen yine de hazırda Tamamdır. tut. Ee, O Anlarsın gelecekse abi. ona mesaj sana iletişimini sana bırakırım. Hiçbir şey sormuyorsun. Hiçbir yüzlerine bile bakmıyorsun. Sadece kusur etmiyorsunuz. Sadece biniyorlar, kendilerini rahat hissedebilecekleri şekilde hareket edilecek. Anlaşıldı mı Tamamdır burası? Berk Bey. Anlaşıldı. Tamamdır. Bak eğer bir şikayet alırsam İbrahim. Bak Kesinlikle, bu artık kesinlikle. yani, eğer bir şikayet alırsam gerçekten sikeceğim belanı bak. Yok abi, Evde 3 tane kesinlikle çocuğun ağlıyor diye bilmem ne diye benden sürekli para istiyorsun maaşının yanında. Eğer yarın inşallah bir problem olsun hadi ya. kesinlikle Berk Bey. Geçen hafta Berk Oktaylar geldi. Ay çocuk bana yazıyor ki Berk Oktay. Oyuncu Berk Oktay. Sinema oyuncusu. Kanka diyor böyle böyle çok memnun kaldık falan ama yüzünde böyle bir şey var ya, tebessümü yarım sanki. Bu istemiyorum abi bunu. O tebessüm tam olacak yani. Tamamdır Berk Bey, bu sefer kesinlikle kusur olmayacak. İnanabilirsiniz. Geleceklerin ismini vereyim abi. Kaan'la Melisa. Kaan ve Melisa. Geleceklerin ismi Kaan ve Melisa. Kaan ve Melisa'ya güzel böyle kaplı balonlar yaptırıyorsun İbrahim. Tamam, bizim ekibe evet, söyle. Tamamdır. Kaan Bey ve Melisa. Kaan ve Melisa yazdıracaksın. Kalpli balonlarımız olacak. Evet. Anladın mı? Oraya tavlaydı, bilmem neydi, PlayStation'dı, film, Netflix. Bizim o perde şeyimiz var ya, teknemizin arkasında perde çekiyorsun, evet, oraya evet, yansıtıyorsun. Projeksiyonu. Neydi onun ismi? Evet. Neyse siktir et. Onu o sisteme ayarla. Hafif gün batımında perdeyi çekerler abi. Tamam mı? Orada ekranını verirler. Kaptan hiçbir şekilde arkaya gelmiyor. Bak bu geçen abi, bak o Yunus abiye söyle. Bak Yunus abi Eda'cilerin geldiği hafta da yaptı aynısını. Tamam mı? Eda'cilerin geldiği hafta da yaptı aynısını. Oradan şimdi ben soruyorum, bana iyi diyorlar. İyi diyecekler tabii amına koyayım yani. Kötü demez ki. Kötü demez, iyi diyecek. Ama ben anlıyorum baba. Baba. Ben anlıyorum. Haklısınız Berk Bey. Seher kusur olmayacak. Sıfır sıkıntı. Bu çocuklar yarın bebekten alıyorsunuz. Nereye gidiyorlarsa artık. Eğer onların kafasında bir plan proje yoksa biraz böyle daha sakin, çok sarsmadan güzel güzel getirin. İlk 2 saatte yemek servisimiz gelmiş olsun. Domperinyonları ayarla. 2-3 tane domperignon ayarla. Hiç kaçma hiçbir şeyden, tamam mı? Bugün böyle bir hayır işine girdik yani. Enerji gönderme işlemi yaptım bu arada, aramızda kalsın. Bugün bu enerji gönderme işini yaptık. Şimdi bize de dönecek dönmeyecek falan filan. Hani hiç riske almam bu konuları, biliyorsun ben bu konularda çok ciddiyimdir. Hatta enerji çıkartma işlemi yaptığımız Gönül Hanım var. O da gelirse mesela onu da riske atamam artık. Çünkü ister istemez hani bir gönül ortaklığına giriştik yani burada enerjisel anlamda. Onlar da ne isterse onları da yapacağız. Evet. Tamam, hesabına ben senin gönderiyorum şimdi. 250 bin TL gönderiyorum hesabına. Domperinyonları bizim her zaman aldığımız yerden ayarla. Hatta sen 8 tane domperignon al. Önümüzdeki hafta başka konuklarımız da gelir, onlara da verirsin. Tamamdır Berk. Tamam, bir enerjini at şimdi. At dışarı, enerjini at sana, çünkü biraz kızdım. O kızma enerjimizi atalım. Birbirimizle iyi kapatalım. Pozitif olalım hep. Tükür. Tükür. Tükür, enerjini tükür. Tükür, daha iyi tükür. Balgamlı. Balgamlat, çünkü ben sana kızdım. Tamam. Tamam İbrahim'cim. Seni çok seviyorum. Sen gerçekten canımsın benim her zaman. Tamam. Yarın sadece arkadaşlarımızla hani biraz ilgilenelim ya. Bir şey istemiyoruz yani. Tamamdır efendim, biz de. Tamam, ben sana ileteceğim. Şimdi arkadaşla konuşalım. Ben sana ileteceğim bütün bilgileri. Tamamdır efendim. Ha, o arabayla falan gelirse bak kesinlikle o arabayla birisi ilgilensin. Otoparka mı çekiyorsunuz? Orada çünkü park problemimiz her zaman var. Olmazsa oraya güzel, bizim otoparkçı abi var. Oraya bıraktırın. Hani indiğinde de rahatça binsin gitsin. Tamamdır Berk Bey, biz de. Hepsi bizde, notlarımı aldım. Tamamdır İbrahim'cim. Tamamdır efendim. Seni öpüyorum. Sağ olun efendim, ben de öpüyorum. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Hürmetler, hürmetler. Berk abi, ben sana istek attım. İsteğimi kabul edersen sana Instagram'ımı yazacağım. Bana oradan ulaşabilirsin. Tamam kardeşim, sen yarını bana netlemen lazım. Kaç gibi netlersin şu an yarın arkadaşın? Yarın net. Ya arkadaşına sordun mu sen Melisa? Zaten bizim yarına planımız vardı. Yok yarına planımız vardı zaten Melisa'yla. Bu yani plana dahil olduk sayesinde. Plan yani bu oldu bir anda. Yok, sizin planınızı bölecekse başka güne de çekebiliriz ha bu arada. Hiç sıkıntı yok yani, ben hani şey gibi düşünme yani. Yok abi, bu plan gerçekten kat ve kat daha iyi. Ben bunu deneyeceğim. Melisa peki okey mi buna? Bu arada abi, yükseldi mi? Şakası. Okey abi, eğer gerçekse bu iyiliğini unutmam. Kardeşim sana şöyle söyleyeyim. Sen yarın oraya gittikten sonra Instagram'dan bana yaz, tamam mı? Bittikten sonra bütün mevzu. Akşam evine geldin. Abi de bugün böyle güzel geçti. 10 üzerinden şu puanı veriyorum de. Anladın mı? Bir tamam aksilik abi, bizim ekipten tamam kaynaklı, kaptandan kaynaklı bir aksilik, bir gedik olduğu zaman bana söyle. Çünkü işi de geliştirmemiz lazım. Madem böyle bir iş yapıyoruz. Hani bunu da geliştirmemiz lazım. Ya abi bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Tabii bu size şey olmasa. Babamdan dolayı yanımda konu olacak. 2 tane. Sorun olur mu? Ne olacak yanında? 2 tane koruma olacak. Babamdan dolayı. Babam biraz sıkıntılı da bana karşı. Ondan dolayı 2 tane koruma olsa sorun. Kardeşim hiç sorun olmaz. Ben istiyorum ki sen kız arkadaşınla baş başa zaman geçir istiyorum. Ya onları ya bir türlü atlatamam. Ne ki? Koruma ne ki yani? Koruma mevzusu ne hocam? Anlat, merak ettim. Ya benim babamın böyle çok temiz işleri yok. Ondan dolayı böyle söyleyeyim yani. Çok net girmek istemiyorum da. Hani ondan dolayı sen sanki şu an bir troll yapıyorsun gibi. Böyle sanki bizi kekliyorsun gibi ha? Bilmem abi, sen öyle diyorsan. Ya yarın eğer orada olursa senin söylediğin şey zaten kendisi şahit olacak. Yok yok, orada olacaklar. Korumaları getir. Yalnız boş gelmesinler. Bizim oralar tehlikeli yani, hareketli birazcık. Bebek tarafı. Boş gelmesinler, anladın mı? Yani o kadar yani abi, kavgaya gelmiyoruz o kadar. Sadece yanımda. Sen beni ekledin mi arkadaş? Ne olur ne olur. Ekledim abi, istek attım. Tamam. Gönül, sen beni ekledin mi gönlüne? Arkadaş istene. Gönül. Kötü enerji. Çık kötü enerji. Buradayım. Hah, çok korktum. Allah kahretsin. Ekledin mi sen beni Gönül? Seni eklemedim hala. Neden? Neyi bekliyoruz acaba? Hala eklemiyoruz. Çekindim o yüzden. Yok yok, hiç çekindim. Yoksa ben seni eklemez miyim ya? Eklesene Gönül ya. Ekledim ya, eklesene. Ha, sen beni ekledin mi? Görmedin mi? Dur bakıyorum. Yazıklar olsun. Yok yok, seni ben nasıl eklemem ya? Evet. Bir şey diyeceğim. Sen ne iş yapıyorsun? Ya bizim birazcık karışık ya. Ben normalde bunu yakın çevreme yapıyorum. Normalde ben işletmeciyim. Hı. İşte bizim yani yerler... Bizim yarın orada olacağımız gemi size ait değil mi? Bize ait. Tamam, bizzat tamam. Başında benim olduğum, benim sahip olduğum bir gemi mürettebatıyla beraber. Ha, bir Titanic tamam. Değil. Yok, sadece hani işletmeciyim dediniz ya. O gemiyi işletiyor musun yani şey anlamında? Yok, yok. Patron size mi emanet etti anlamında? Hayır canım, patronu benim ya. İşletmeciyim tamam, derken ben herhangi bir yeri işletmiyorum. Bana bağlı sahip olduğum yerlerin aynı zamanda CEO'suyum. Medya şirketim de var. Dijitale iş yapıyoruz. Medya şirketimiz de var. Restoranımız da var. Kadıköy'de Madika diye bir yer var. Kadıköy'de Madika diye bir kafe var. Orası da benim. Madika. Madika. Nerede? Madika Fe. Kadıköy. Kadıköy. Hele bir Allah'ın izniyle yarın kişiye gerçek olsun. Başka hiçbir şey istemiyorum. Allah da şu an kalbim öyle bir atıyor ki. Sen bana yazdın mı? Ekledin mi? Yazdım. Ekledim de kabul ettin mi onu bilmiyorum. Ben şimdi mobilden geleceğim yanınıza da. Mobilden geleceğim, tablet şeyinde sisteme bağlı tabletteyim. Mobilden geleceğim. Burada köşe tuşlarında falan tıklamalarda sıkıntı var. Hemen geliyorum hatta. Bekleyin, hemen geliyorum. Hemen ekleşelim Instagram'dan falan. Sen bana ama saati kesinlikle söylemen lazım. İptal oluyorsa da, gelemiyorsan da bana en az 1 saat önceden, 1,5 saat önceden de ki biz bugün gelemiyoruzu demen lazım kanka. Tamamdır abi. Büyük ihtimal olmaz da hani babam sorun çıkarmazsa kesinlikle olur. Ya kanka, babanın amına koyayım bu noktada yani, hiç sıkıntı yapma. Gel sen. Merak etme abi, biz geliriz. Tamam. Gönülcüğüm. Efendim. Gönülcüğüm. Seni öpüyorum o zaman. Efendim. Ben de seni öpüyorum. Tamamdır. Ben mobilden geliyorum. Sizin arkadaşlık isteklerinizi kabul ediyorum. Oradan Instagram'laşırız. Olmazsa görüntülü falan konuşuruz Gönül Bey ilerleyen dakikalarda. Gönül Bey. Gönül Bey. Gönül B dedim. Vallahi B. Gönül Bey. Valla ben görüntülü... Zor da, bakalım ilerleyen zamanlarda bakacağız. Bakalım artık, güven oluşursa ya, öyle yaparız yani. Haydi sizi öpüyorum. Ya abi cidden yarın geleceğim şey eğer gerçek olursa bil ki güven sonsuza kadar olacak. Kardeşim ben sana yarın o güzelliği yapacağım. Aynen. Ama bu gönül İstanbul'a geldiğinde de sen de olacaksın ve bizi görüştürecek misin? Bunun da sözünü sen ver. Tamam abi, söz veriyorum. Sen yarınki şeyi gerçekleştir. Tamam. Gönül ben sana yarın eğer onu gerçekleştirmezsem, adam değilim. Bakacağız 2-3 ay sonra. 2-3 ay sonra zaten Sinem'le bir gelme şeyimiz belki var. Tamam, zaten abi. Şöyle. 2-3 ay sonra. Ben sizin enerjinizde gördüm. 2-3 ay içerisinde bir yolculuk var. Sen yarın onu ayarlıyorsun. Vallahi. Yarın gece tekrar burada PUBG'de sen baba anlatıyorsun. Tamam mı? Böyle böyle yaşandı bilmem ne diye. Yarın tekrar buluşuyoruz. Burada sohbet ediyoruz. Tamam mı? Dört gözle bekleyeceğim. Tamam. Bakalım. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Şunu basmak zorundayım bir saniye. Kötülükler git. Kötülükler. Ben bu kadar sinema yapmayalı ne kadar zaman olmuş ya. Ya nelerden nelere geldik ya. Eğlendik mi? Eğlendik mi? Eğlendik mi? Oğlum var ya. Aşırı iyi abi. Koptum amına koyayım ya. Harbiden koptum ya. Tükürttük, suya içirttik. Neler yaptım. İğrenç hareketler yaptım. Allah'ım affet ya. Oğlum ya. Böyle bir şey olamaz ya. İbo. Sendim. Burak da diyor ki bak. Burak da diyor ki ben Burak Yörük olarak arıyorum. Yarına tekne lazım abi diye. Sonra demiş ki ben niye dahil olmaya çalışıyorsam amına koyayım diye. Kaptırmışım diyor. Ulan öyle bir hikaye ki bunun dizisini yapalım ya. Bu adamın dizisini yapalım ya. Kalbini kırdığı kişilerin sonrasında da enerjisi olarak gönlünü alan kişi amına koyayım. Koptum ya. Ya gönlüne kardeşim. Söylese miydik acaba ya? Nerede patladım biliyor musun hocam? Ben o klozette gittim zaten. Şurada patladım amına koyayım ya. Şurada patladım ya. Ya kardeşim bu Slayberg hesabı bizim hangi abonemizde ya? Katman konseyinden birinde bu hesap. Kimin hesabını biz kullanıyoruz? Mami biliyordum. Mami gel buraya. Abi sen niye her seferinde buraya ya Mete'yi koyuyorsun ya Nuri'nin o garip bir pozunu koyuyorsun? Kekrican'ın hesabı mı? Kardeşim Allah aşkına şuraya... Bari yani güzel fotoğraflarını koy ya. İş yapamıyor abi, bakılıyor fotoğraflara ya. Allah Allah, tövbe estağfurullah. Onu gördüm var, beynimden kaynar sular döküldü ya Samet'i orada görünce. Abi Vatoz İlker'i arasana, tekneyi çözsün yarına. Vatoz İlker'i tekneye bindirelim mi? Ama İlker çıktı şey diye oraya koptum ya. Bu yayında çok kopulacak an vardı ya. Kopamadım abi. Kopsam eskiden kopuyordum. Şimdi bak onu da çözmüşüm. Kopamadım abi. Tuttum kendimi, içimde patlattım hep. Evet ya, bir acıydı diyor suyu. Su acı geldi diyor biraz diyor.